Sabahtan beri tabii Erzurum'u sizlere tanıtmak için programlar çektik, röportajlar yaptık, insanlarla konuştuk, muhabbetler ettik ama bu programın bu bölümü benim için çok önemli. Babamın meslektaşı, aşık Sıtkı Eminoğlu. Biz ziyaret edelim dedik. İftardan hemen sonra çaylarımızı içmek için Sıtkı amcanın evine geldik. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Ben şimdi kardeşimin yadigarları. Çok teşekkür ederim. Ben sizi tanıyorum ama izleyicilerimizin de tanıması amacıyla. Evet. Önce böyle bir kendinizden bahsedin, doğum tarihinizden bahsedin. Hı. Annem de eşiniz, yanınızda oturuyor. Evet. Ellerinizden öpüyoruz sizin de. Tamam. Şöyle mikrofonlarını ben size vereyim, sonra tekrar ben konuya söze gireceğim. Şimdi 1950 Erzurum Pasinler Yayladağ Köyü'nde doğmuşum. Efendim 1972'ye kadar köydeydim. Köy hayatında. Çiftçilik yaptım. Babamla çobanlık yaptım. Yaşadım. Amca araya girmek zorundayım. 50 doğumlusun. 50 doğum da maşallah yaşına göre çok 18 yaşında gibi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Bunun sebebi ben sanıyorum ki. Bunun sebebi hanımdır. Hanım teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olsun. Doğrudur. Şimdi bizde bir atasözü vardır da. Aşıklar da bazen yeri geldiği zaman fıkra anlatırlar tabii, canım. Tabii. Diyor ki kafana göre bir hanımın varsa düğüne derneğe gerek yok. Eve gir oyna, kapıya çık oyna. Yani huzurlusun. Kafana göre hanımın değil mi? O zaman ocağın batmış. Eve gir ağla, kapıya çık ağla. Teşekkür ediyorum. O benim her şeyim. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, çocuklarımın babası, annesi, ne bileyim benden çok o çocuklarıma emeği var. Onun için de sağ olsun. Cenab-ı Allah mutluluğumuzu da bozmasın. Cümle dostlarımızı da hepsi dileğimiz budur. 72'ye kadar köyde kaldım. Yani 70'lerde, 1970'lerde askere gittim. Çocukluk dönemlerinde de ta ilkokulda böyle bir sevdamız vardı. Benim bir öğretmenim vardı. Bilemiyorum. Rahmetli olmuş, Allah rahmet etsin. Cahit Dağkan diye. Çok sevdiğim bir öğretmendi. Kendisi işte müzik derslerinde bana o zaman şiir okudurdu. Okulda öyle bir sevda vardı. Bir de benim bir abim vardı benden büyük. Annem de Osmanlı kadınıydı yani. O abimin ismini Garip koymuş. Nereden esinlenmiş biliyor musunuz uşaklar? Aşık Garip'ten esinlenmiş. Yani eskilerde vardır böyle. O abim, ben çocuktum daha. İlkokula onlar gidiyordular, ben gitmiyordum bir ablamla beraber. Daha ilkokula gitmeden ben okur yazar öğrendim. Onların kalemini kaçırırdım, defterini kaçırırdım o abimgile. Yazar çizerdim onların hevesli. Şeyler, hevesliydim. Okula gitmeden okurmak yazmayı öğrenmiştim, daha çocuktum. İşte o dönemlerde böyle işte ilkokulu bitirdim, bitireceğim. O zamanlarda ben aşık kitaplarını abimden öğrendim. Yani abim de severdi. İşte Aşık Garip kitabı, Aşık Şenlik, Sümmani, Karacaoğlan, işte Emrah. Yani benim belki diyebilirim ki en birinci ustam ilk abimdir. Allah rahmet etsin. Evet. Sizin de geçmişlerinize gani gani rahmet olsun. Tamam. Ben onda o kitapları gördüm, tanıdım, okudum. Öyle bir gönülde sevda oluştu. Daha tamam, sonra ne can? Biraz acele ediyorum ama aradan çıkartmak istiyorum. Ben burayı hemen karıştırırken sizin böyle yani aslında sizi o zaman mikrofonu vereyim ki böyle sizi de tanımama vesile olan bir şiiriniz var. Yani tanıyordum, biliyordum ama belki bu kadar da sevdirdi mi? Yani bu kadar sevdirmemişti. Ben bu şiirle sizi çok sevdim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Şimdi bu şiirin bir kıtasını ben söyleyeceğim. Buyurun. Devamını siz söyleyin. Hay buyurun. Bu şiiri de annem için mi yazdınız? Mutlaka anneye yazmışsınız da. Yine de biz dedik bunu yine sizin ağzınızdan eyvallah, duyalım. Eyvallah, sağ olun. Şimdi diyor ki olur ya gün gelir ölürsem eğer. Ayrılma ilk gece kal mezarımda. Evet. Yar senin uğrunda ölmeye değer. Ağıtlar yak ağla gel mezarımda. Ben bunu okudum ama sizin ses tonunuzdan dinlemek istiyoruz bunu baştan. Eyvallah. Böyle sıcağı açacağını yani, bir baştan okuyalım bunu. Sonra da hatırasıyla birlikte anlatalım. Şimdi ölüm hak. Sevgili canlarım, her canlı ölümü tadacak. Bir gün aklımdan böyle geçti. Şimdi ufak tefek de artık yaşımız geçti. Hafif de olsa hastalıklar başladı. Hanımda da hastalık var. 3-5 ameliyat geçirdi o da dizlerinden falan. Bir şiir yazmak icap etti, bilemiyorum. Nasıl olduysa. Yani ona izafeten diyorum ki olur ya gün gelir ölürsem eğer. Ayrılma ilk gece kal mezarımda. Yar senin uğrunda ölmeyi değer, ağıtlar yak ağla, gel mezarımda. Sabahtan tararken siyah saçını,
Getir mezarıma koy bir kaçını. Çiçeğim yok diye çekme içini. İstemem ben sensiz gül mezarında. Haktan gayrısından ben af istemem. Cevher tanımayan sarraf istemem. Matem tutma siyah çarşaf istemem. Giy beyaz gelinlik gül mezarında. Ben ölünce can evini dağlarsın, feryat eder, figan eder, ağlarsın. Bayramda ziyaret eder, ağlarsın, olur gözyaşların sel mezarımda. Yeter Eminoğlu bir yüzün gülsün, bendeki bu derdi eller ne bilsin. Senden son bir ricam, son arzum olsun, bir Fatiha oku, sal mezarım. Şimdi ağzınıza sağlık Sıtkı amca, çok da güzel bir şiir. Ben bu şiire zaten sevdalandım yani. Allah gerçekten mükemmel. Şimdi siz de böyle bir ocaktan yetişmişsiniz. Yani bu kültüre uzak değilsiniz. Babanız benim can dostum, arkadaşım, mesleki arkadaşım. Ona da candan selamlar olsun buradan. Şimdi benim sizi deşmem lazım. Buyurun. Şimdi burada da bir şey yakaladım. Diyor ki tabip neşter vurma gönül yarama, kapat üzerini sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama, fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Bunun da illaki bir hikayesi var ama. Şimdi. Buyurun. Diyebilirim ki her şiir bir kelimeyle başlar. Tek bir kelime hafızanıza takılır. Yani babanıza da sorsanız o da mutlaka aynı cevabı verecektir. Bir kelime hafızasına takılır insanın. Ya bu kelimeyi ben bir şiir yapmam lazım. Şimdi. Yani yola çıktığınız bir tema var. Bir tema var. Ya arkadaş, Cenab-ı Allah cümle hastalara şifa versin. Şimdi bende kalp hastalığı var, 2 tane stantım var, efendim böbrek hastalığı var. Gittim Antalya'ya, 15 gün beni orada böbrekten parça aldılar, bilmem ne, bayağı örselediler diyeyim işte. Hani hastaneler, doktorları bilirsiniz. Ha bugün olmadı, yarın bir daha gel, işte aç karnına gel, şu olsun, bu olsun, tansiyon ilacı içiyorum falan. 15 günde öyle yordular ki beni. Yordukları gibi, ya ben bir şey yazmam lazım. Şimdi kimse de yok. Çocuklardan da kimseye götürdüğüm yok. İş zamanı. Bir Aşıklar Derneği var orada Antalya'da. Bizim Salahattin Kazanoğlu var orada, bizim Erzurumlu. Tanırsınız, ona da selam olsun. Bu kardeşim de sabahtan kalkıyor, benimle koşturuyor. Allah razı olsun, devamlı. Geldim derneğe. Dernekte yalnız kalıyorum. Yaz havası güzel. Lan bir şey yazmam lazım. Tabip senelleme gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Ya nasıl olsa çaresi yok ya, kapat dedim artık. Evet. Hani bu kadar yoruldum. İşte oradan başladı. Tabip senelleme gönül yarama, kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Memleket özlemi var o arada. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sır gizli kalsın ya, kimseye deme be. Sevdiğimi söyle durma, koş götür, mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür, götür sevdiğime ver gizli kalsın. Ağzına sağlık amca. Sevdasını çektim, çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim. Gönlümde sakladım, ele demedim, bırak gönlümdeki yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde, can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorarsa mezarı nerede, onu da söyleme, yer gizli kalsın.
Şimdi annemin böyle dertli dertli sallandığını gördüm ben. Bir sesini duyalım. Şimdi çok merak etti izleyicilerimiz. Evet. Kaç yaşındasın? İsmin, soy ismin şöyle tanısın seni izleyicilerimiz. Kaç tane oğlum var? Gurbette oğlum var mı? Oğullarım. Sen tut mikrofonu yanında. Elinde tut hem de konuş. Sen konuş, ben de böyle çayımdan bir yudum alayım. 6 çocuğum var. Yakın tut mikrofonu. 6 çocuğum var. 6 çocuğum var. 4 oğlan 2 kız. 57 doğumluyum. İsmim Fahile Eminoğlu. Ben de amcadan memnun musun? Memnunum. Allah razı olsun. Gençlikte çok çile çektin mi sen kız zamanında falan? Çok çektim. Tabii gurbette ben evde çocuklarımla çok çektim. Yol bekle. Evde. Yol bekledim yani ettim. Her gurbette ben çocuk çocuğumla. Peki nasıl tanıştın? Bize anlatır mısın amcayla? Mehle çocuğuduk. Mehlemin oğluyuz. Aynı köylüyüz. Evlerimiz de yakınız. Nasıl görücü usulü falan değil mi yani? Görücüsü. Yoksa kaçırdın mı? Kaçırdın ben. Onu soracağım da soramıyorum ya. Kaçırdın. Biz aynı köylüyüz. Evet. Evlerimiz de yakın, komşu. Aynı zamanda da bir akrabalık derecemiz de var. Malumunuz eskiden o dönemlerde adamın çocuğu olur, kimse yaşını aynı günde yazdırmaz. Tabii. Birkaç sene sonra olur. Mutlaka yani siz bilirsiniz. Siz Anadolu insanlarısınız. Evet. Tabiatı bilen insanlarsınız. Tabii bunun yaşı küçük yazılmış. Gönül bu ya, ferman dinlemez, biz kaçtık diyelim. Efendim babası da itiraz etti, yok ben vermiyorum kızımı falan gibisinden. Yaşı ya küçük meğerse, o biliyor ben bilmiyorum. Bizi tutukladılar, neyse konu komşu tabii girdi araya, muhtar, heyet işte kızım akraba ya olmaz ayıptır falan. Beni bir 15 gün 20 gün cezaevinde beklettiler tabii. O arada yaşını büyüttüler. Allah razı olsun, o gündür bugündür. Yani iyi ki de evlenmişim diyorsun. İyi ki de evlenmişim tabii. Bir daha dünyaya gelsen yine evlenirim tabii. Sen de öyle düşünüyor musun? Tabii. Aynı. Sadece bir şikayetim var kendisinden. Mesela hiçbir şeyinden şikayetim yok. Bir de benim yaşlı anam babam benim yanımda rahmetli oldular. Ablam rahmetli oldu. Onların hepsine yani bir çocuğu bebeği besler gibi besledi. Allah razı olsun. Sadece bir şey var, bir kıskançlık var. Nasıl? Şimdi biz de aşıklar biliyorsunuz, diğer diğer zaman zaman gezeriz. Zaman zaman da şair bayanlar olur, aşıklar olur, siz bilirsiniz. Şimdi gideriz, İstanbul'a gideriz programlara, işte Konya'ya, Bursa'ya, Ankara'ya falan. Orada şair bayanlar var, yurt dışından gelenler var, Azerbaycanlı olanlar var, çok samimi olduğumuz dostlar, bayanlar var, aşıklar var daha doğrusu. Onlar zaman zaman böyle toplu resimler çekeriz. Hanım köylü kızı, aa hele gel buraya, bu bayanlar kimdir? Bu tek bozuştuğumuz yer bura, bunun dışında başka hiçbir sıkıntımız yok uşaklar. Hepsini öpürüm, hepsi Allah'a emanet olsun, Allah işlerini rast getirsin. Peki anne, sende de böyle şiir okumak falan var mı, türkü söylemek? Yok ben okumam. Eskiden yapıyordum da. Bazen bir kelime söyler. Mezarını çok seviyorum. O şiirdi değil mi? Mezarını bir de Bursa'da bir yazmıştı. O türküyü çok seviyorum. Hangisi amca o? Gelirim diye. Şimdi Bursa'dayım. Yine bir programa gitmişim. En küçük oğlum var. Evet. Tabip ismi. Hani her ailede bir tane küçük vardır, yaramaz ya. O da bunu üzmüş. Tabii bir gün telefon açıyor bazen, sabah namazlarına kalkamıyorum. Yeğenim de misafirim orada, odada. Telefon açtı. O gün de aradı beni, baktım ağlıyor falan. Hayırdır dedi, sen bırakıp gidersen bu küçük yaramaz beni çok üzüyor falan. Adem gildi o zaman, büyük oğlum Adem. Bunlar da bir şey demirler işte, evi yaramazı ya. Ya üzüldüm tabii bunun ağlamasına. Bir deyiş yazdım orada. Ah hele üzünleme, kederleme boşuna. Sabah erken yola bakma gelirem. Üzülürem tek bir damla yaşına. Yar karabağrını yakma gelirem. Ah ağlama yar gelirem. Ölmemişem gelirem. Üzülürem tek bir damla yaşına, yar karabağrını yakma gelirem. Ağlama yar gelirem, ölmemişem gelirem.
Yerlere dalıyorsun her gece, yorgun bitkin sabah olur netice. Ellerini kaldır dua et bence, her bir sözü kafan takma gelirem. Ah ağlama yar gelirem, üzülme yar gelirem, ölmemişem gelirem. Aşık emin ol hasretim bende, dağlar engel olsa yar yüreğim sende. Ah ister bayram olsun ister düğünde, ben gelmeden kına yakma gelirem. Ah ister bayram olsun ister düğünde, ben gelmeden kına yakma gelirem. Ağlama yar gelirem, üzülme yar gelirem, ölmemişem gelirem. Evet, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yani türküler insanları böyle üzüntülü psikolojilere sokacak ama burada izleyicilerimizi. Artık bu da böyle, bu programda böyle olsun. Şimdi aşıkların kısaca bana sordukları zaman aşık nedir diyorum, kısacası halkın tercümanı, tek kelime. Evet. Yani illa da kendi için değil, topluma bakar, hüzün varsa o toplumuna hüzünlenir. O da bir rahatlatıyor insanı. Tabii. Bazen. Yani halkının dilidir, gözüdür, gönlüdür, kulağıdır. Yani halkının belki de gönlündeki söyleyemeyecek şeyleri aşık dile getirir. Yani görevi budur bir sefer. Hocam bu aşıklıktan bahsettik. Konu konuyu açtı. Şimdi bu işte bu meslekte ustanız kimdir? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi nasıl başladınız? He, şöyle diyeyim. 1972-73'ten sonra köyden ayrıldım, Erzurum'a geldim. O zaman daha bekardım. Burada işe başladım işte bu kerestecilik mesleğine. O zaman Erzurum'da çok güzel aşıklar mekanı vardı. Aşık Reyhani'nin, evet, Mevlid-i Ehsani'nin, Mustafa Ruhani'nin, işte Sümmani Baba'nın torunları, Hüseyin Sümmanoğlu, Nusret Sümmanoğlu, Nuri Çırağı da onların jenerasyonun son halkası işte. 6 kişiydi ben o zaman tanımıştım. Her akşam fasıl vardı. Onların jenerasyonunda Kars'ta Şeref Taşlıova, İlhami Demir, Çobanoğlu, Rüstem Alyansoğlu, her bayramda bunlar gelirdiler. Gönülde de var bu sevda ya. Benim ustam diyelim ki, bu saydığım ustaların hepsi benim ustam. Hepsinden teker teker örnek almışım. Çobanoğlu'ndan bir örnek almışım, Şeref'ten bir örnek almışım, Mevlüt Usta'dan bir örnek almışım, Hüseyin Sümmanoğlu'ndan. Hepsi benim ustam. Onların dışında geçmişte Sümmani Baba, Şenlik Baba benim ustam. Evet, kendisini görmedim ama ben onlardan ışık aldım. Şimdi Sümmani Baba diyor ki, hiç kimse kendince olamaz kamil erbabını bulup danışmayınca. Eğer ben oldum derseniz de bittin. Öyle bir şansın yok. Işık alacaksın. Ruhsati Sivaslıdır ama ben ruhsatiden de örnek almışım. Evet, yani bir noktada olmamak lazım. Her tarafı aynısı. Çok dinlemek lazım. Aynen. İşte Bolu'da Dertli. İşte Karacaoğlan. Hepinizin bildiği gibi sizler de bu mesleğin içerisinde büyümüşsünüz. Peki, hocam araya giriyorum ama mesela sizin aşıklık şiirlerinizde falan ana tema nedir? Mesela ben çoğu aşıkta Karacaoğlan'da aşk sevdadır. Evet. Sizinkinde mesela köy müdür, gurbet midir? Valla benimkisi vatan, bayrak, millet ağırlıklıdır bende birincisi. İkincisi de hicivi çok severim. Yani yanlış gördüğüm yerde affetmem. Onun dışında da gönülümsü şiirlerim de vardır yani. Zaten olmasa olmaz. O olmasa olmaz. Çünkü o bu işin anayasası. Oradan başlıyor. Şimdi Allah rahmet eylesin. Benim birebir ustam, o diğerlerin tabii hepsinden örnek almışım. Birebir ustam Aşık Mustafa Ruhani. Reyhan ustalarının jenerasyonunda, tabii o diğer ustalar gittiği gibi Ruhan ustayla beraber çok oldum. Hala şu anda kendisi sağdır. Ellerinden öpüyorum, kendisi değerli bir ustadır. Zaman zaman ondan sohbet ederiz. O ne diyor? Ben 71 yaşındayım, ustam da 90 yaşına yaklaşmış. Diyor ki, ola oğul buyur usta, ya bir ehli arif bulsak da sohbet etse biz de dinlesek. Hayır. Usta diyorum sen, yok oğul yok, biz daha ne biliyoruz ki? Ama günümüzdeki en büyük sıkıntı şu, izleyicilerimden benim ricam olsun,
Haşa kimseyi yermiyorum ama eline bugün saz almışsa diyor benim. Benim dediğin an zaten sen bittin. Öyle bir şey yok. Ruhani Hoca 90 yaşında daha demlenmediğini hissediyor. Daha aynen. Diyor bir bulsak da dinlesek, aynen. Feyiz alsak. Şimdi şiir yazdığım zaman çok ustalardan nasıl dersiniz sizin şeyle sansürden mi geçme öyle bir şey vardır da. Sansürden geçme. Evet. Ustadan mesela, usta ben bugün bir şiir yazdım. Ha oğlu oku, işte okurum. Oğla şu kelimeyi şuraya yer değiştirsen daha güzel olur. Evet. Şunu şöyle yapsan Allah razı olsun. Bizde emeği hepsinin çoktur. Reyhan Usta'ya da sormuşuz. Mevlüt Usta'ya da sormuşuz. Şeref Usta'ya da sormuşuz. İstanbul'da bir programdaydık. Program bitti. Şeref Usta'yla beraberiz. Ben İstanbul'da kalacağım. Şeref Usta Ankara'ya dönecek. Böyle gelenekten bahsettik. İşte bir kuralın olmadığından ben yanıktım. Dedim ki ustad, bak siz bu işe çok emek ettiniz. Siz Çobanoğlu, Mevlüt Usta, Reyhaniler hepinizin bildiği, tanıdığı simalar. Ama siz bu işe niye bir kural koymadınız? Keşke bir kural koysaydınız. Şeref Usta'ya sitem ettim. Allah rahmet eylesin. Yani sitem değil de arzumu. Ya bir şey dedim yani. Dedim bir akademik bir şey olsaydı dedim. Yani bir yerde herkes ölçüsünü bilseydi. Yani kimseyi haş eleştirmiyorum. Hatta sözün birini bırakıp bir yere geçmek zorunda kaldım. Çobanoğlu bir gün Yener Yılmazoğlu programında Sarıtel'de bilmem arkadaş kimdi beraber Yener Usta'nın programındalar. Orada bir şey söyledi Çobanoğlu. Allah rahmet eylesin. Dedi ki arkadaş, her eline sazı alan şu kameranın, televizyonun önüne çıkmasın. Ben o anda gencim, demek ki daha anlayamadım. Sitem ettim kendi kendime. Ya Çobanoğlu, hiç sana yakışmadı bu söz. Sen bir Çobanoğlusun. Yani buna ne gerek var? Bırak herkes çıksın diye düşündüm. Aradan yıllar geçti. Çobanoğlu'nun o günkü sözünü ben yeni hafızama yerleştirebildim. Dedi ki bak, ben demiyorum kimse çıkmasın ama herkes bu işin tabii. Bir güzelliğini, bir ananesini, töresini öğrensin, ondan sonra çıksın. Ah hele yavrum, gidin de baykuşa selam söyleyin. Viranede bülbül ötmüyorum, ötmüyorum. Gönlüme teselli verin eyleyim. Bir vaktin birini tutmuyorum, tutmuyorum. Ah gönlüme teselli verin eyleyin. Bir vaktin birini tutmuyorum. Benim dertlerimi yaz defterine. Yazdıkça dertlerin iner derine. Bu dünyanın esrarına sırrına aklım erdi, gücüm yetmiyor oğul. Ah hele ruhanının yazmasına bakmayın, aşıkların gezmesine bakmayın, ceylanların tezmesine bakmayın, sarpa ya da lale bitmiyor oğul. Ceylanların tezmesine bakmayın, sarpa ya da lale bitmiyor oğul. Şimdi hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Benim böyle internette dolaşırken sizi takip ettiğim süre zarfında bir videonuza denk geldim. Annemin dizinin dibinde uyuduğum ve o uykuya da hiç doyamadığım bir uyku oldu. Çok da eskilere gittim ve orada bir türkü söylediniz. İşte evle alakalı, sanki yanınızda da torununuz var, toruna söylüyorsunuz. Aynen, doğru. Doğru hatırlıyorum herhalde. Doğru, doğru hatırlıyorum. Türkülerin, evet. Sözleri hatırımda, aklımda yok. Eğer hatırınızda, aklınızda şu anda varsa arşivinizde, bize onu söylerseniz çok mutlu oluruz. Eyvallah canım. Onu belgesel yapmıştık. Evet. Gerçekten gittik eve, torunlarımı almıştım yanıma. Eski evlerimiz harabe olmuş tabii. Gerçekten böyledir. Çocuktum. O zaman elektrik falan yok. İşte bazen de ablalar, konu komşu toplanır, bir arada otururlar. Ben de çocuktum bile, bir anda uykum gelir, anamın dizine başımı koyar uyurdum. Hayatımda ondan güzel bir uyku tatmadım ben.
O işte çekim sırasında o evlerin virane oluşu, rahmetli annemin hayali gözümün önüne gelmesi, babamın hatırlanması, öyle irticalan 3-4'lük bir şey söylemiştim orada. Madem istiyorsunuz inşallah hatırlarım, i̇nşallah. Onu da okumaya çalışayım. Ah hele çocukken anamın dizine başım, uyuyup da yattığım ev bu evler. Bu evlerde aktı gözümden yaşım, gözümden yaşım. Hayal edip bittiğim ev bu evler. Ağlayıp döküldü gözümden yaşım, hayal edip bittiğim ev bu evler. Ah bu evler, bu evler. Hele bu evlerde tükenmeyen mazim var. Gençliğimde tükenmeyen arzum var. Her taşında ellerimin izi var. Gözyaşımı kattığım ev bu evler. Her taşında ellerimin izi var, gözyaşımı kattığım ev bu evler. Ah bu evler, bu evler. Sanmayın ki aşık emin oğluna güldü. Anam yol beklerdi, gül benzi soldu. Bu evlerde babam rahmetli oldu. Matemini tuttuğum ev bu evler. Ah bu evlerde babam rahmetli oldu, matemini tuttuğum ev bu evler. Ah bu evler, bu evler. Evet, ağzınıza sağlık tekrar Sıtkı amca. Benim şimdi burada sabahtan beri böyle daha vakit bulup da bunu ben inşallah götüreceğim, tek tek okuyacağım. İnşallah. Bunlarla da ilgili inşallah böyle müzik falan da yaparız, paylaşırız, türküleriz, derleriz. Sizi çok mutlu edersiniz. Sizin gibi gençler bizim eserlerimize değer verirse, bir yerlere taşırsa biz ondan çok mutlu oluruz. Yani burada bir hazine var. Biz bunu inşallah değerlendireceğiz. Teşekkür ederim. Birkaç sene önceki baskı herhalde. 1-2-3 yıl oldu zannedersem. İşte Erzurum'da üniversite geçmiş ustalardan kitaplar yapmıştılar. Yine 2 tane kitabımız var hazırlıkta ama fırsat da bulamadık. Belki biz öldükten sonra, şimdi Emrah Baba diyor ki, hey Emrah, bu Remzin keşfine delil, eğer insanısan sen haddini bil. Meşhurdur diller de söylenir ey dil, sağıken bir şahsın kadri bilinmez. Bir övey evlat muamelesi görüyor günümüzdeki aşıklık geleneği. Gönül isterdi ki devlet de buna bir el ata. Yani bir kurumsal bir şey ola. Hatta geçmişte bir şeyler oldu, yapıldı ama tam bir gün yüzüne çıkmadı. Babanız da, Yener Bey de biliyordur mutlaka bu işin içinde. O da aynı belki sıkıntıları yaşıyor. Yani bu aslında var ya, şöyle diyelim, bu iş para kazanma işi değil. Bu iş gönül işi. Orada bir nokta koyalım. Gönüllü olan varsa bu işi yapabilir. Ben bundan para kazanacağım derse o işi yapamaz. Şimdi ben de şöyle anlıyorum. Bizim bugünkü muhabbetimizde
Çok zevkli geçti. Nasıl geçtiğini de anlamadık. Belki bir saat falan sürekli konuştuk. Türkü de söylediniz. Şiir de okudunuz ama bizim esas böyle kafamdakileri de tam soramadım size ama vaktimiz yetmiyor. Ben bu bölümden sonraki bölümlerde inşallah bir gün İstanbul'da sizi belki yakalarız. Biz bugün Erzurum'da sizin misafirinizsiniz. Dışarıda hava da çok güzel. Çok kar falan yok. Evet. Beni. Vallahi çok mutlu oldum. Esas konumuz o bölümdeki konumuzda ben çok merak ettiklerim esas neydi? Bu jenerasyonda, yeni jenerasyonda bunu yaşatanlar çok doyurucu değil, tatmin olmuyoruz ama sizin zamanınızda o köy odalarında elektriğin olmadığı dönemlerde insanların toplantıda, meclislerde koma koma insanların, yaşlı nenelerin türküler söyle dinlediği, ağlaştığı, yani bu meclisleri ben işte görmedim. Asıl o. Heh. O dediğiniz var ya, işte aşıklık o. Ama şimdi o yok. Canlandırıyorum, canlandırsa da zevk alıyorum. Zevk, ha, doğru. Hayalinden bile zevk alıyorum. İşte aşıklık o günkü cemaat. Şunu, çok yaşadınız değil mi? Şu, tabii canım, ben o zaman çocuktum ama yetiştim onlara, o büyük üstadların, o güzel cemaatlara, o köy odalarına, işte kahvehanelere falan. Yani o günkü, bir de şöyle diyelim. O günkü cemaat, işte Sümmani şenlik jenerasyonu dönemini düşün. O günkü toplum bir şenlik, aşık şenlik yetiştirmiş. Bir Sümmani, bir Emrah yetiştirmiş, cemaat yetiştirmiş, dikkat edin. Daha sonraki toplum bir Reyhani Çobanoğlu Mevlid Ehsan'ı yetiştirmiş. Günümüzün cemaati de ancak bir Eminoğlu yetiştirmiş. Kusura bakmayın, size gelirse. Çok güzel, biz çok keyif aldık. Annemizin de ellerinden öpüyoruz. Sizin burada masada gördüğünüz Erzurum kadayıf dolması. Olmazsa olmaz. Misafir olmazsa de. Olmaz kadayıf dolmasında. Hemen kameramız işi bitirdikten sonra ben bu üç tanesini de yerim. Burada çok lezzetli görünüyorlar. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Ellerinizden öpüyoruz. Çok gönül muhabbeti ediyoruz. Yaptık. Allah'ın hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu arada biz hatırlatalım. Hayırlı, herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayındayız. Yasakların olduğu zamanlardayız. Pandeminin olduğu zamandayız. Yine de bu sınırlamalar, kısıtlamalar içinde böyle bir ortam yarattık. Bir gönül muhabbeti yapmış olduk. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evet, yani bunun diyebilirim ki bile biraz da fazla da laf becermeyen adam değilim. Lafı beceririm ama o kadar mutlu oldum ki. Niye? Çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlu gelmiş. Kardeşiyle beraber, dostuyla beraber hanemize teşrif etmişler. İnanılmaz bir mutluluk duydum. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Başımızın üstünde yerimiz var. Biz çocuklarınıza selam gönderelim. Ben bir şey demeyeyim. Hoş sefa geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. İşiniz düştüm, yolunuz düştüm. Allah razı olsun. Evet, şimdi programımızın bu bölümünde de aklıma şöyle bir şey geldi. Biz dinledik ustamızdan türküler. Belki de ustamızın gönlünde yatan bir aşık vardır. Der ki sesini, işte görüntüsünü olduğu kadarıyla, bulduğumuz arşivinden çıkardığımız kadarıyla biz yayınlayalım. Sizin programımızın arkasında siz de oturup evde böyle keyifle dinlersiniz. İsteniz birisi varsa bizden. Şimdi benim manevi ustadım, gönlümde ayrı bir yeri olan, tak kuran Aşık Şenlik Baba'nın Ehli İslam olan atını binsin, can sağ iken yurt vermeyiniz düşmana. Mesela bunu dinlemeyi çok arzu ederim. Bunu kim söylesin mesela? Mesela bilemiyorum, Kars'tan herhangi bir bu herhangi birisi olursa. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz önümüzdeki programlarda, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere sizlere iyi seyirler diliyoruz. Neredeydik bugün? Erzurum'daydık. Dadaşlar memleketinde, Dadaşlar şehrindeydik. Ve sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İstersen urus et, ne ki var gelsin. Can sayken yurt vermeyiz düşmana. Can sayken yurt vermeyiz.